Günaydın. Azmir amca. Merhaba canım benim, nasılsın? İyiyim. Bak, bisiklete bile biniyorum. Oh oh, ne güzel. Sana babandan haber getirdim. Ne? Babamdan mı? Hı. Neden kendi gelip söylemedi o zaman? Vallahi çok işi varmış herhalde. Seni ona götürmemi istedi. Ablalarım niye götürmedi o zaman? Babam hep ablalarım olmadan hiçbir yere götürmeder beni. Vallahi vardır bir bildiği herhalde. Ben seni arabaya götüreceğim. Yorulma diye şey etmiştir. Yani seni düşündüğünde. Tamam. Sana ablama haber verip geliyorum. Yok yok yok. Hiç gerek yok canım benim. Hiç. O da babanla konuşuyordur zaten. Arayacaktı. Hadi biz gidelim. Beklemesin baban. Bak. Bunu sana gönderdi. Seviyorsun diye. Hadi canım, gel. Hadi gidelim, bekletmeyelim baba. Hadi. Yaşar. Yine ne altlar karıştırıyorsun sen? Hüma benim kızım Yaşar. Bunu kabul et artık. Ondan başka hiç kimsem kalmadı bu hayatta. Yıllardır aklın neredeydi lan? Böbreğini bile benim zorumla verdin kızıma. Hangi babalıktan bahsediyorsun lan sen şerefsiz? Bana bak, seni de gebertirim kendimi de ama Hüma'yı bırakmam sana. Gebert o zaman. Umurumda mı sanki? Hem Hüma'nın da doğruları bilmeye hakkı var. Kızıma sakın bir şey söyleme. Hastaneden yeni çıktın. Üzülmesini istemiyorum. Getir kızımı bana. Yine hasta olursa gebertirim seni Zübeyir. Allah'a ısmarladık Yaşar. Zübeyir. Senin baban benim. Öz babam benim. Hayır, babam var benim. Sana yalan söylediler yavrum. Gerçek baban benim. Bak. Bak. Bak, böbreğimi verdim sana. Baban niye vermedi? He? Baban niye vermedi? Çünkü gerçek baban değildi ondan. Ben verdim. Benim böbreğim iyileştirdi seni. Ben kurtardım seni. Gerçekten mi? Sen mi kurtardın beni? Ama babam bana yalan söylemez. Babam beni çok sever. Baban değil o senin. Benim babam. Birlikte çok mutlu olacağız. Bir tanem benim. Alper'e söyle teklifini kabul ediyorum. Evle kahveye karşılık Hüma'yı vereceğim. Ne oldu da fikrini değiştirdin? Çocuk bakmak bana göre değilmiş, onu anladım. Hem nasıl olsa biraz büyüyünce koşa koşa bana gelecek. Kızlar babacı olur Yaşar. Bunu en iyi sen bilirsin. İyi niyetimin bir göstergesi olarak Hüma'yı senin evin önüne kadar getireceğim. Alper de kahveyle evin tapusunu getirsin. Sen Hüma'yı alırsın. Gerisini ben Alper'le hallederim. Nasıl? Mutlu musun? Ablalarına evine döneceksin. Evet. Sen mutlu ol kızım. Baban senin için canını bile verir. Yeter ki sen mutlu ol. Bunca zaman senden uzak durmamın sebebi buydu. Sen mutlu ol diye. Düzenin bozulmasın diye. Ama baktım Yaşar sana babalık yapamayacak. Ben de ortaya çıkmak zorunda kaldım. Yoksa ödene kadar susardım. Öyle kıyıdan köşeden seni izlerdim hasretle. Ağlama. Hem ne zaman istersen birlikte oynayabiliriz. Olur mu? Olur tabii kızım benim. Olmaz mı? Yeter ki sen mutlu ol canım benim. İnşallah annen cennetten kızmaz bana. Kızımıza iyi bak. Onun yanında hiç ayırma Zübeyir dediğin. Gerçekten mi? Annem seninle mi olmamı istiyordu? Elbette kızım. Sakın Yaşar'a bırakma dedi. Hatta ablalarından bile daha iyi bakarsın dedi. Hüma'yı bir tek sen mutlu edersin dedi. Tapuları alayım. Al. Hüma. Kızım hoş geldin. İn babacığım arabadan hadi. Hüma. Elma şekerim seni çok özledim. Bak ablaların da çok özledi. Hadi gel evimize gidelim. Gelemem. Neden? Zübeyir amca bana böbreğini verdi. Eğer üzülürse hasta olur sonra. Ona hiçbir şey olmaz. Sen merak etme. Ablalarını özlemedin mi hiç? Onlar seni çok özledi ama. Gelemem. Benim gerçek babam Zübeyir amca. Onunla kalmalı. Sakın küsme bana, üzülme. Seni de, ablalarımı da çok seviyorum. Ama gelemem. Asıl sen üzülme kızım. Tamam kızım. Ama sen, ben de ablaların da her zaman yanında olacağız. Her zaman seni görmeye geleceğiz. Tamam mı? Bak her gün kuşlar göndereceğim sana. Sen bizimle beraber olmak istersen de hemen gelip seni alacağım. Tamam mı benim elma şekerim? Eskisi gibi hep birlikte mutlu mutlu yaşayacağız. Baba. Keşke gerçek babam sen olsaydı. Kızım kararını verdiğine göre biz evimize gidelim değil mi Hümacığım? Seni çok seviyorum elma şekerim.
Biz seni çok seviyoruz. Her zaman da çok seveceğiz. Ne zaman istersen yanında olacağız. Tamam mı?